Bu güzel havada güzel bir çay iyi gider. Afiyet olsun. Ben pazara gideceğim. Bir şey lazım mı? Küpemi tamir ettireceğim. Hayır, ben değil. Ama bence Whipple'un... Aa evet, sen de telefonu tamir ettirmeyecek miydin? Neden Poppy ile birlikte pazara gitmiyorsunuz? Sen de telefonuna baktırırsın, olur mu? Tamam bayan. Yangından beri telefonumda bir sıkıntı var. Bunu tamir ettim. Tamam o zaman. Poppy, pazarda işiniz bitince Whipple'a sahili gezdir, olur mu? Goa'ya ilk defa geliyor. Plajlarını görmesi gerekiyor. Hadi. Bekle biraz Whipple. Hiçbir yere gidemezsin. Benim için önemli bir şey yapman gerekiyor. Goa'yı izin gününde gezersin. Ne işin varmış Brandra? Goa'nın muhtarında alınması gereken bazı belgeler var. Telefonunu bana ver. Ben de pazara gidecektim. Purvi ile birlikte gidip tamir ettiririm. Hı? Hadi Purvi, gidelim. Bayan Sakşi, ben de gidip bir an önce işimi halledeyim. Ben de seninle geleyim. Sana evini gösterip onlarla tanıştırırım. Yakın arkadaşımdır. Bayağıdır beni çağırıyordu. Sen işini halledersin, ben de ziyaret etmiş olurum. Hadi. Günler sonra bugün bana amcamı hatırlattın Virendra. Ne diye onu hatırlattım? Ona benzeyen ne huyum var ki? Biliyor musun, amcam da bazen böyle tuhaf davranırdı. Pazara araba yerine yürüyerek giderdi. Amcam biraz akılsız olabilir ama ben değilim. O yüzden de kestirmeden gidiyoruz. Arabaya binseydik hemen işimizi hallederdik. Anladın mı? Elini ver. Hadi yürü. Pazar o tarafta kalıyor. Niye buradan gidiyoruz? Burvi, pazarı boş ver şimdi. Başka bir yere gidiyoruz. Gel. Ama bekle, en azından nereye gittiğimizi söyle. Yürümeye devam et, göreceksin. Çok yolumuz kalmadı. Efendim? Merhaba. Hanımım, muhtar şu an evde değil. Ama hanımın evde değil mi? Çağırır mısın? Ya hayır, o da yok. Ailecek bir haftalığına tatile gittiler. Bugün mü yola çıktılar? Ya hayır, birkaç gün oldu. Bütün köyün haberi var. Anladım. Brandra bunu bilerek yapmış. Whipple'la Purvi'yi ayrı tutmaya çalışıyor. Çok güzel hamle yaptın Brandra ama maalesef yakalandın. Şimdi ne yapacağım göreceksin. Bu da ne? Bu sürpriz piknik oluyor. Ve hepsini senin için planladım. Bunlar varken pazara mı gideceğiz? Böyle bir şeye izin veremem. Bu çok güzel olmuş. Teşekkür ederim Brandra. Her şey için teşekkür ederim. Ama böyle şeyler yapmamamız gerek. Birbirimizden uzak kalacağımıza dair karar aldığımızı unutmadın umarım. Yani boşandıktan sonra... Boşanmadan önce... Yani burada olduğun sürece... Ben seninle olmak istiyorum aptal kız. Belki hata yapıyorum. Belki bencilim. İstediğini düşünebilirsin. Burada birlikte geçirdiğimiz her an özlemek istemiyorum. O yüzden başka hiç kimseyi düşünmek istemiyorum. Yani bana birkaç gün ver sadece. Sonrasında zaten buradan gideceksin. En azından onlara tutunarak devam ederim. Ama biz henüz boşanmadık ki. Neden şimdiden bu kadar üzülüyorsun? Bu
Bu güzel süslemelerin ve güzel ağaçların tadını çıkaralım. Virendra, son anlarımızı birlikte geçirebiliriz. Pikniğimize başlayalım mı? Bayan Sakshi, ben gidip ofisteki işlerimi halledeyim. Pekala. Tamam. Pekala Rama. Virendra nerede? Bilmiyorum Bayan Sakshi. Arabası dışarıdaydı. Yani pazardan dönmüş olmalılar ama neredeler? Renu, Virendra'yı gördün mü? Bay Virendra sabah piknik için bir sürü şey hazırlattı ama nereye gitti bilmiyorum efendim. Piknik mi? Ne oldu yenge? Virendra abimi mi arıyordun? En son onları alelacele ormana giderken gördüm. Koşturuyorlardı. Sanırım önemli bir işleri varmış. Sana söylemedi mi? Hiçbir şeyi anlamıyorum. Madem bu kadar önemliydi, nasıl sana söylemeden Purvi ile gider ki? Virendra abi neden satılık geliniyle haber vermeden ormana gider ki? Baksana ne oldu yenge? Nereye gidiyorsun? Birkaç işim var. Tamam. Sorun olmazsa sizden son kez bir şey isteyebilir miyim? Acaba ben Virendra'yı son kez görebilir miyim? Purvi'ye nasıl yan gözle bakarsın? Kendini ne sanıyorsun sen? Bizde mi kalıyor? Niye onun kalmasını istedin? Yani demek istediğim, neden benimle tanıştırmadan onu bize davet ettin ki? Bence bu konuyu hemen Purvi'ye de açmalıyız. Eminim onunla konuşursak o da evet diyecektir. Sana daha önce de söyledim. Bu meseleyi aceleye getirmek istemiyorum. Sana açıklamaya çalışıyorum. Bütün bu yaptıklarının hiçbir önemi yok. Çünkü ben Purvi ile konuştum. Bana bizzat kendisi itiraf etti. Tatlılar da oradaymış. Kayın bakayım. Evet, sıra kimde? Hadi devam.
sana bir şey soracağım. Evet, sorabilirsiniz Bayan Sanç. Lafı dolandırmadan bana gerçeği söyleyeceksin. Sen hala Purvi'yi seviyor musun? Bayan Sakshi, ne... Neden soruyorsunuz? Whipple, ben her şeyi biliyorum. Priyo bana her şeyi anlattı. Ve senin Purvi'ye nasıl baktığının da farkındayım. Sana bir teklifte bulunacağım. Whipple, eğer Purvi'yi seviyorsan... Onunla evlenmek ister misin? Bayan Sakshi, duyduklarınızın hepsi doğru. Purvi'yi seviyorum. Ama başka bir gerçekte babası Purvi'yi Bay Virendra'ya sattı. O yüzden yani onunla nasıl evlenebilirim? Sen orasını düşünme. Sen sadece bana kararını söyle. Eğer onunla evlenmeye hazırsan ikinizi evlendireceğim. Ama nasıl? Dinle. İşin doğrusu Virendra Purvi'yi bu evlilikten azat edecek. Çünkü ben geri döndüm. Karısı tekrar hayatına girdiği için onlar boşanacaklar. Ben muhtarın asıl eşiyim. O yüzden ailem ve Virendra'nın artık Purvi'ye bu evliliğe ihtiyacı kalmadı. Neler diyorsunuz Bayan Sakshi? Diyorum ki Whipple, Virendra ve Purvi boşanacaklar. Boşanma davasını açtık bile. Birkaç güne boşanmış olacaklar ve sonrasında da Purvi bu satılık gelin sıfatından kurtulacak. Özgür biri olacak. Teşekkür ederim. Purvi, bir şey sorabilir miyim? Tabii. Ne oldu? Duyduğuma göre Bay Virendra ile boşanıyor musun? Bunu sana kim söyledi? Kimin söylediğinin bir önemi yok Purvi. Önemli olan tek şey doğru mu değil mi? Bunu öğrenmek istiyorum. Söyler misin bana? Evet. Boşanıyoruz. Ne yaşadığını anlayabiliyorum Purvi. Acını hissedebiliyorum. Doğruyu söylemek gerekirse Bay Virendra kadar bencil birini görmedim. Gerçekten. Sana ihtiyacı olduğunda seni satın alıyor. Şimdi karısı geri döndüğü için boşanıyorsunuz. Umurunda değilsin Purvi. Onun için onca şey yaptın. Çocuklarına anne ve aile oldun sen. Ama onun umurunda değilsin. Purvi, hayatımda daha önce bu kadar hiç... Bu kadar bencil, bu kadar... Sus artık Whipple. Virendra hakkında tek bir kelime daha etme. Yoksa seni asla affetmem. Virendra benim için onca şey yaptı. Eğer bencil olsaydı... Bana asla eşi olma onurunu bahşetmezdi. Beni evine almazdı. Eğer bencil biri olsaydı... Bana yapılan bu adaletsizliğe sesini hiç çıkarmazdı Whipple. Biliyor musun benim gibi diğer satılık gelinlere bile evinde bir oda açtı. Hiçbirini yapmayabilirdi. Ve boşanmak bizim ortak verdiğimiz bir karar. Beni evinden kovmuyor. Ben kendim gitmek istiyorum. Ailesinin hatırı için. Çünkü Sakshi artık geri döndü. O yüzden Virendra hakkında böyle konuşamazsın. Purvi, özür dilerim. Seni incitmek istememiştim. Tek demek istediğim boşanıyorsunuz ve sana hiç destek olmuyor. Başka bir şeyi kastetmedim, inan bana. Neyse Purvi, bir soru daha sorabilir miyim sana? Sor. Purvi, seni tanıdığımdan beri sen kendine saygı duyardın. Satılık bir gelin olmayı kendine yakıştırmazdın. Ama bugün sana bakıyorum, Bay Virendra ile mutlusunuz. Seni boşasa bile. Onun hala arkasındasın. Onu savunuyorsun. Lütfen bana gerçeği söyle Purvi. Lütfen bana dürüst ol. Sen kocanı seviyor musun? Purvi, sana dedim ki sen kocanı seviyor musun? Bak. Olamaz. Sakshi buradaymış. Tanrı'ya şükür. Onu Whipple'a gerçekleri söylemeden önce gördüm.
Purvi, sana son kez soracağım bunu. Gerçekten kocanı seviyor musun? Hayır. Ben Virendra'ya saygı duyuyorum. Benim için çok değerli biri. Çünkü bana hep destek oldu. En zor günümde bile benim yanımda durdu. Onun bana yaptıklarını asla unutamayacağım. Yani o benim için yeri doldurulamaz biri. Teşekkür ederim Purvi. Bütün sorularıma cevap verdiğin için teşekkür ederim. İkiniz birbiriniz için yaratılmışsınız. Kimsenin aranıza girmesine izin vermeyeceğim. Virendra'nın bile. Neden bilerek Vipul'u Goa'nın muhtarının evine yolladın? Onun Goa'da olmadığını biliyordun. Niye böyle yaptın? Onun Goa'da olmadığını şimdi duydum. Yalan söyleme Virendra. Daha kaç kere bana yalan söyleyeceksin ha? Bunların hepsini Purvi ile zaman geçirmek için yaptın, değil mi? Onunla ormanda piknik yaptınız. Bunu da inkar etmeye kalkma sakın. Çünkü ikinizi baş başa ormandayken kendim gördüm. Purvi'nin ellerini tutarak oturuyordun. Onun kafası senin omzundayken elinle onun yüzünü ve saçını okşuyordun. Evet, biliyorum. Purvi birkaç güne bu evi terk edecek. O yüzden burada kaldığı süre boyunca onunla biraz olsun vakit geçirmek istiyorum. O yüzden bu pikniği planladım. Evet, Purvi'nin hep mutlu kalmasını istiyorum. Onun mutlu olmasını istiyorum ama seni incitecek bir şey yapmak istemiyorum. Eğer bizi görünce seni incittiysem senden özür dilerim Sakshi. Her şeyi kaldırabilirim. Purvi benden uzaklaşacak. Bunu nasıl kaldıracağımı bilmiyorum. Hiçbir şey imkansız değildir Virendra. Ben yokken kalbindeki yerimi Purvi'ye verebildin, değil mi? O zaman Purvi'nin de başkasına o yeri vermesine izin vermelisin. Ne denir bilirsin. Aşk bazen insana her şeyi yaptırır. Purvi'nin düğünü de benim için ailemi geri kazandıracak bir savaş. Ve ailem için olan bu savaşta asla pes etmeyeceğim. Purvi'nin de yeni hayatına başlaması lazım. Bu yüzden ben Nipul'la Purvi bir an önce evlendirmek zorundayım. Bu benim için de aşkımın savaşı. Sen ne kadar denersen dene. Purvi'nin Nipul'la evlenmeyeceğinden eminim. Çünkü Purvi hala beni seviyor, onu değil. O yüzden onunla asla evlenmeyecektir. Hadi bakalım. İstediğin kadar deneyebilirsin. Bu evlilik asla olmayacak. Evet, bu taraftaki çiçekleri de sulayın. Sonra da havuzun oradakileri. Purvi, seninle acil bir şey konuşmalıyım. Aklıma takılan bir şey var ve geceleri uykumu bölmeye başladı. Bu kadar canını sıkan ne olabilir ki? Niye uyuyamıyorsun? Purvi fısır fısır Vipul'a ne diyor öyle? Hemen öğrenmeliyim. Ne konuştuklarını öğrenmeden rahatlamayacağım. O yüzden hemen gidip Vipul'un Purvi ile ne konuştuğunu öğrenmeliyim. Purvi, boşanacağınızı duyduğumdan beri seni düşünmekten kendimi alıkoyamıyorum. Bak Vipul, boşanan kişi benim ve bu ayrılığın hayatıma getireceği zorluklar için ben kendimi çoktan hazırladım. Endişelenmene gerek yok. Bir şey sorabilir miyim? Lütfen bana gerçeği söyle. Sor. Sen acaba hala, yani acaba hala beni seviyor musun? Yani demek istediğim, acaba hala
bana karşı eskiden olduğu gibi hissediyor musun? Ne saçmaladığını sanıyorsun? Hayır, saçmalamıyorum. Ben sadece fikrini öğrenmek istiyorum. Yani boşandıktan sonra acaba ne yapacaksın? Purvi, sadece düşünceni öğrenmek istiyorum o kadar. Lütfen bana söyle. Nasıl? Geçmiş ya da şimdi. Ben hep senin mutluluğunu istedim. Sabah ve akşam sadece senin mutluluğun için dua ettim Purvi. Hala aynı Vipul'um. Senin Vipul'un. Ve bu boşanma bittikten sonra benim Purvim olmalısın. Benim Purvim. Beni seven kadın. Benimle evlene... Yeter artık. Benim eski Purvi olmadığımı hala anlamıyor musun? Sen de aynı Vipul değilsin. Ben Brendra'nın Purvisi oldum. Ve sen de bu evde yönetici oldun. O yüzden de eski arkadaşlığımızı, yaşadıklarımızı unutup yeni hayatına uyum sağlaman gerekiyor. Ben de aynını yapacağım. Artık güzel bir işim var Vipul. Güzel bir kız bulup hayatını kurmalısın. Ben evlenmeden hayatımı yaşayabilirim. Hiçbir şekilde seninle evlenip yeni bir hayata başlamayacağım. Bir şey daha. Artık hakkımda ne düşündüğünü biliyorum. O zaman sen de benim senin hakkında ne düşündüğümü öğreneceksin. Artık burada olmanı istemiyorum Vipul. Birbirimizden uzak durmamız en iyisi olur. En kısa sürede bu evi terk etmelisin. Yakınlarda bir yerde kiralık bir yer bulabilirsin. Belki de bu mesafe sana bir şeyleri hatırlatır Vipul. Ben patronunun satın aldığı geliniyim Vipul. Eski aşkın değilim. Sen de bu malikanenin yöneticisisin. Eski dostum değilsin. Sınırlarını öğrenmelisin ve orada kalmalısın. Purvi'ye sonuna kadar güvenmekte haklıymışım. Bana ne söylediyse aynını ona da söyledi. Vipul'a karşı bir şey hissetmediğini bizzat yüzüne söyledi. Vipul ismindeki engeli ortadan kaldırdı. Bakalım Sakşı onları artık nasıl evlendirecek. Son gelen hava durumu raporlarına göre fırtına Hindistan'ın batısına ilerliyor. Yoğun yağış ve rüzgar dolayısıyla Goa'daki vatandaşlarımızın evde kalmasını öneriyoruz. Vipul, otursana. Evet Bayan Sakşı. Purvi ile konuştunuz mu? Evet, onunla konuştum. Ama... Ama ne? Teklifimi reddetti. Nasıl yani? Tam olarak ne dedi sana? Bana dedi ki geçmişin artık onun için hiçbir önemi yokmuş. Her şey eskide kalmış ve Purvi beni sevmiyormuş. Ve Purvi'ye göre ben bu evi hemen terk etmeliymişim. Sonra da başka bir eve kiraya çıkmalıymışım. Bayan Sakşı, Purvi hatta dedi ki gidip kendime güzel bir eş bulup onunla evlenmeliymişim. Hayatımı onunla geçirmeliymişim. Ama Bayan Sakşı, bence bu kadar erken umudumu kaybetmemeliyim. Yani gerçekten biraz beklememiz lazım. Belki Purvi bütün bunları bir anda sorduğum için demiştir. Purvi'nin şu sıralar canı çok sıkkınmış gibi geliyor. O yüzden bu şartlarda evlilik istemiyor olabilir. Biraz zamana ihtiyacı var. Üstüne düşünürse iyi gelebilir. Belki de zamanla Purvi Bay Vrendra'yı unutup beni kabul edecektir. Ama şu an için Purvi'nin önerisini dinleyip yarın sabahtan kendi evime çıkmam gerekiyor. Bayan Sakşı, bazı işlerim yarım kalmıştı. Ben onları halledeyim. Aman tanrım, beklediğimin tam tersi oldu. Brandra'ya karşı Purvi ile Vipul'u evlendireceğimin iddiasına girmiştim. Ama Purvi, Vipul'un buradan gitmesini istemiş. Şimdi o ikisini nasıl birbirine yaklaştıracağım? Tanrım, lütfen Vipul'un burada kalması için bir yol göster. Dur Reno. Bunlar ne? Sıcak su torbası, merhem. Bunları kime götürüyorsun?
Efendim küçük hanım beni incittiğini söyledi. Benden de bunları istedi. Hurvim'in canı yanıyor. Belini incittiyse gidip kontrol etmeliyim. Ama Sakşi onun yanına gittiğimi öğrenirse... Hayır, şu an öğrenemez. Çünkü az önce uykuya daldı. Hurvim'in nasıl olduğunu hemen gidip bakmalıyım. Kimse farkına varmasın. Sen mi geldin Renu? Bu saatte rahatsız ettiğim için gerçekten çok özür dilerim ama belim o kadar ağrıyor ki ayağa bile kalkamadım. Lütfen merhemi sürüp sıcak su torbasını verir misin? Ben kendim yaparım. Teşekkür ederim. Şimdiden iyi hissediyorum. Teşekkür ederim Renu abla. Ellerin sanki büyülü gibi. Dokunduğun andan beri iyi hissediyorum. Çok iyi geldi. Biraz daha aşağı. Biraz daha aşağı. Evet, biraz daha aşağı. Orası da çok ağrıyor. Niye o kadar? Aa, sen... Renu nerede? Gelmedi mi? Bunu niye yaptın? Sana merhem sürmeye gelmiştim. Hem Renu'dan daha iyi masaj yapmadın mı? Orası öyle de senin işin değil ki bu. Nasıl böyle söylersin? Sen benim Purvim değil misin? Benim değil de kimin işi olacak? Lütfen git Frendi. Neden lütfen. Gidiyorum? İşim bitmeden beni gönderme. Acın geçtiğinde gideceğim, tamam mı? Vrendra, tamam, teşekkür ederim. Ama artık daha iyiyim. Lütfen beni yalvartma. Hadi burada olmamalısın, lütfen git artık. Hiçbir yere gitmiyorum, tamam mı? Bunu kafana iyice kazı. Hem hala ağrın var değil mi? Bütün ağrın geçmeden buradan gitmeyeceğim. Hadi uzan ve bana su torbasını ver, hadi. Masaja devam edeyim. Hayır Vrendra, bak. Ne oldu? Kendi başıma yapabilirim. Hem saat çok geç oldu. Eğer Sakşi öğrenirse sorun çıkar. Lütfen git, lütfen. Sakşi az önce uyudu. Daha uyanmaz. Hadi fazla uzatma. Torbayı ver, torbayı. Hadi uzan dedim. Uzan. Uzan şöyle. Uzan, hadi. Tamam. Geç şöyle. Uzan bak. Rahatça uykuya dal. Ağrıların geçer geçmez ben de gideceğim. Vrendra bu saatte kalkıp nereye gitti ki? Tanrım, burada uyuyakalmış. Vrendra uyan. Uyan, sabah oldu. Hemen odamdan çıkmalısın. Ne?
Ne ara sabah oldu? Ne ara mı oldu? Sen bütün gece burada uyudun Virendra. Hadi hemen gitmen gerek, kalk. Tamam tamam, kalkıyorum, tamam. Seni uyuturken ben uyumuşum. Virendra çık hadi. Eğer Sakshi buraya gelirse büyük sorun çıkar. Hadi gitmelisin. Tamam kanka. Tamam. Sakshi uyanmadan odama geri döneceğim. Merak etme. Senin ağrın nasıl oldu? Virendra hiçbir şeyim kalmadı. Hadi kalk kalk artık. Sakshi gelecek. Dur. Yüzüklerim kalmış. Hadi git. Hadi acele etsene. Dur. Yüzüklerimi takayım. Virendra? Sen Purvi'nin odasından mı? Yani bütün geceyi onun yanında mı geçirdin? Sakshi, sandığın gibi değil, tamam mı? Her şey ortada zaten. Böyle bir şeye nasıl cüret edersin? Karını bırakıp bütün geceyi onun odasında uyuyarak mı geçirdin? Yani yanılıyor muyum? Ben de senin sabah yürüyüşüne çıktığını falan sanmıştım. Ama sen onunlaymışsın. Hayır Sakshi. Yanlış anlıyorsun. Öyle bir yeter, şey olmadı. Yeter Virendra. Midemi bulandırıyorsun. Seni Purvi'nin odasından çıkarken gördüm ama hala açıklamaya çalışıyorsun. Bu kadar yalan söyleyebileceğini hiç tahmin etmemiştim. Bir de sözde Purvi ile boşanıyor olacaksınız ama bir yandan sen... iğrenç. Yeter artık Sakshi. Susuyor olmam haklı olduğun anlamına gelmiyor. Ben yanlış hiçbir şey yapmadım. Saçmalamayı kes. O yüzden sus ve önce beni dinle, tamam mı? Evet. Bütün gece onun odasındaydım ama eğlendiğimiz falan yoktu. Belinin ağrıdığını söyledi. Canı çok yanıyordu. O yüzden odasına gittim. Tabii bana inanmıyorsundur. Git Renu'ya sor. O biliyor. Odasına merhem ve su torbası götürürken gördüm. Ama ona masaj yaparken odasında sabaha kadar uyuyakalmışım. Hepsi bu. Zaten uyanır uyanmaz hemen dışarı çıktım. Bundan daha fazla bir şey olmadı, tamam mı? Eğer Purvi'nin yerinde sen olsaydın, senin için de aynı şeyi yapardım. Yanlış hiçbir şey yapmadım. O yüzden uzatma. Bu söylediğin sözleri hak edecek hiçbir şey yapmadım. Ve dinle. Benim sözlerim değil. Senin yaptıkların hiç uygun değil Virendra. Purvi ile vakit geçirmek için her gün yeni bahaneler üretiyorsun. Ormanda piknik yaptığınız gün zaten her şeyi kendi gözümle gördüm. Ben yanlış düşünmüyorum. Asıl yanlış davranan sensin. Eğer doğruyu söylüyor olsaydın, Purvi ve Vipul'un birlikte olmasına bu kadar karşı çıkmazdın. Vipul'un ismini ne zaman duysan kıskançlıktan suratının nasıl düştüğünü bir görmen gerek. Beni anlamalısın. Kötü olan onun sağlığı değil, senin niyetin. Onun acısını dindirmek için değil, kendi isteğin için odasına gittin. Bu evde Purvi'nin sırtına masaj yapacak senden başka hiç kimse kalmadı mı? Ve evet Anjali, Buri, Renu, bu işi yapabilecek insan çok. Ama sen gönüllü oldun. Sana yalan söylemeye ihtiyacım yok. Sadece gerçeği söyledim. Ne düşündüğünün hiçbir önemi yok. İster inan, ister inanma. Bu sana kalmış. Her şey yolunda mı? Sakshi, ben Vipul'u görmeye gidiyordum. Evi terk ediyor da yakında bir yerlerde ev kiralamış. Ben onu yolcu edeyim. Vipul? Hayatımı kurtardığın için sana teşekkür ederim. Ben bu iyiliğini asla unutmayacağım. Purvi,
Dostlukta böyle şeylerin lafı olmaz. Ben dostumu kurtardım. Ve bir daha olsa yine yaparım. Ben gidiyorum. Whipple, bu saatte nereye gidiyorsun? Her şeyini de almışsın. Anjali yenge, Whipple evi terk ediyor. Neden? Daha yeni işe girmişti. Niye bu kadar erken gidiyor? Yoksa başka bir iş mi buldun? Hayır, başka bir iş değil. Whipple başka bir ev kiraladı. Artık orada kalacak. Ama Whipple, ben senin gitmeni istemiyorum. İş için gelmiş olsan da birkaç günde ailemizden biri oldun. Burada seni rahatsız eden şeylerin olduğunu biliyorum. Belki de bu yüzden burada kalmakta tereddüt ediyorsun. Ama doğruyu söylemek gerekirse bu şekilde gitmenden ben hiç memnun değilim. Ne kadar Purvi ile Whipple'u görmeye dayanamasam da Sakshi'nin daha fazla rahatsız olmaması için gitmesini engellemeliyim. Şimdi bir şey yaparsam Whipple'dan daha çok Sakshi rahatsız olup benim üstüme gelecektir. Merak etme, vakti geldiğinde gereğini yapacağım aptal kız. Ama şimdilik Sakshi için Whipple'un gitmesini engellemek zorundayım. Efendim, izninizle gidiyorum. Gitmene gerek yok. İstediğin kadar kalabilirsin. İşinden çok memnunum. Ve zaten ailemle de çok iyi kaynaştın. O yüzden artık aileden birisin. Yabancısı olduğum bir şehirde sana bakmak bizim ailemizin görevi. O yüzden eğer istiyorsan kalabilirsin. Bu da ne? Brandra Whipple'a kal diyor. Demek ki kalmasıyla ilgili bir derdi yok. Whipple'u Purvi'den kıskanmıyor. Yani onu dün akşam hakkında gereksiz yere suçladın. Belki de gereksiz yere Brandra'dan şüphelendin. Purvi gerçekten kötü olmuş sanırım. Brandra da o yüzden onun yanına gitmiş ve onunla ilgilenirken uyuyakalmış olmalı. Eğer başka türlü olsaydı Brandra Whipple'un kalmasına izin vermezdi. Tamam Bay Brandra. Teşekkür ederim Brandra. Onu ikna ettiğin için. Brandra, böyle şeyler yapmamamız gerek. Evet. Neden ki? Sakshi onun kalmasını istiyorsa kalabilir. Eşyasını geri koyayım. Brandra, teşekkür ederim. Ve özür dilerim. Neden hem teşekkür edip özür diliyorsun? Teşekkür ediyorum çünkü Whipple'un burada kalmasına izin verdin. Ve özür diliyorum çünkü senden şüphe ettim. Ama eminim ki artık Purvi'nin sağlığı için kalmışsındır. Ve sen de Purvi için Whipple'dan iyisini bulamayacağımızı biliyorsun. Niyetin kötü değildi. Ama ben seni yanlış anladım. Sen sadece onun sağlığı için gitmiştin. Gereksiz yere sana sinirlendim ve sana sesimi yükselttim. Lütfen beni affet, özür dilerim. Sen Purvi'nin sağlığı için endişelenirken ben seni nelerle suçladım? Affedersin. Lütfen beni affet. Sakshi, özür dilemene gerek yok. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu anladın. Benim için bu yeterli. Tanrım, teşekkür ederim. Sakshi tekrar bana güveniyor. Whipple'un burada kalmasından çok mutlu oldu. Ama şimdi Purvi'ye nasıl onun mutluluğu için bunu yaptığımı açıklayacağım. O Whipple'u Purvi'nin yanında bir dakika bile görmeye dayanamıyorum. Çok kıskanıyorum. Aklıma başka hiçbir şey gelmiyor. Ama Sakshi'nin mutluluğu için buna dayanmalıyım. Ve adım gibi eminim ki Purvi Whipple'la evlenmeyi asla kabul etmeyecek.
Sakshi, ne pişiriyorsun? Yardımcı olabilir miyim? Geldiğin iyi oldu. Virendra'ya sütlaç yapıyordum. Ama hiç kuru meyve kalmamış. Sen de biliyorsun ki Virendra sütlacı kuru meyveli seviyor. Ne yapacaksınız? Benim için pazardan alır mısın lütfen? Ben şoföre haber vereyim. Birlikte almaya gideriz. Hanımım, şoför bugün erken çıktı. Acil bir işi varmış. O zaman ben... Ama şimdi ne yapacağız? Vipul! Araba sürebiliyor musun? Evet Bayan Sakshi, ne lazım? Purvi pazara gidecekti. Kuru meyve alacak. Tamam, onunla gidelim. Çok iyi. Purvi, Vipul'u pazara gidip alırsınız. Virendra'nın sütlacı gecikmesin. Tamam, ben gideyim. Bugün bir bahane uydurup Virendra'dan izin istemelisin. Ve senden istediklerimi yaptın mı? Evet Bayan Sakshi, benden istediğiniz her şeyi yaptım. Arabanın benzin hortumunu kestim. Yolda akıtacak. Araba bir süre sonra duracaktır. Ve bir tamircinin gelip tamir etmesi 1-2 saat sürecektir. Tamam. Virendra'yı bulup ondan erken çıkmak için izin iste. Tamam Bayan Sakshi. Artık bozuk arabamız Purvi ve Vipul'u birbirine yaklaştıracak. Vipul ve Purvi'den bozuk arabayla gitmesini istedim ve araba yolda bozulunca tamir olana kadar baş başa kalacaklar. Böylece Vipul'la Purvi'nin küllenen aşkları tekrar alevlenecek. Purvi bana kızgın olduğunu biliyorum. Ama Bay Virendra benden kalmamı istedi. Sen de gördün. Ona nasıl hayır diyebilirim? O benim patronum. Bak Vipul, burada kalman sorun değil. Ama lütfen artık benim hakkımda düşünmeyi bırak, olur mu? İkimiz arasında hiçbir şey olamaz Vipul. Arabayı neden durdurdun? Bir şey mi oldu? Bilmiyorum. Nesi var diye bir bakayım ben. Tamam. Ne olmuş? Purvi, benzin tankında sızıntı var. Ne yapabiliriz? Tamirci çağırmaktan başka şansımız yok. Bir saniye. Olamaz, hava giderek kötüleşiyor. Purvi, telefon hiç sinyal almıyor. Purvi, fırtına yüzünden hava daha da kötüleşecek. Hemen bir kapalı yere geçmeliyiz. O zaman ormanın içinden geçip eve dönebiliriz. Kestirmeyi kullanırsak hava kötüleşmeden eve ulaşabiliriz Vipul. Evet, tamam. Tamam öyle yapalım. Belki eve yaklaşınca telefonum çeker. Hadi gel. Hadi. Son hava durumu raporlarına göre fırtına Hindistan'ın güneyinden batısına hızla ilerliyor. Batı illerinde acil durum ilan edildi. Virendra, evet. Vipul ve Purvi'nin telefonuna ulaşabiliyor musun? Niye onları arıyorsun ki? Sesten gelirler işte. Evde değiller ki onlara sesleneyim. Evde değiller mi? Peki neredeler? Sütlaç için markete meyve almaya gittiler. 2 saat önce çıktılar ama telefonlarına ulaşamıyorum. Sen ne yaptın Sakshi? Bu havada dışarı mı yolladın? Haberleri izlemiyor musun? Dışarıda fırtına kopuyor. Fırtına çıkacağını hiç bilmiyordum. Hemen meyveleri alıp dönerler sandım. Ama ne yapacağız? Telefonları çekmiyor. Bekle, bir de ben arayayım. Telefonu çekmiyor. Dışarıda dolu yağıyor. Nerede olabilirler? Purvi, telefonum hala çekmiyor. Hiçbir şey anlamıyorum Vipul. Fırtına yetmezmiş bak, gibi bir de hava kararmaya başladı. Bak, sakin ol lütfen. Olamaz, hava giderek kötüleşiyor. Purvi, bak şöyle yapalım. Ağacın altına oturup eve dönmek için havanın düzelmesini bekleyelim, tamam mı? Tamam. Hadi otur. Purvi!
Sen iyi misin? Ben iyiyim Purvi. Whipple, şuraya baksana. Orada küçük kulübe var. Hadi oraya gidelim. İçinde kesin birileri yaşıyordur. Evet Purvi. Şu an bir kulübeye sığınmak sanırım en doğrusu. Bence de. Hadi gel benimle. Hava yüzünden kimsenin telefonuna ulaşamıyorum. Polisin numarası bile çalmadan düşüyor. Hepsi senin suçun. Meyve için hayatlarını tehlikeye attın onların. Ben sadece sütlaçına meyve... Ben sütlaç falan istemedim ki. Bir düşünsene, hava giderek kötüleşirken dışarıda başlarına bir şey gelirse sorumlusu kim olacak? Söyler misin lütfen? Sorumlusu benim. Hayatlarını tehlikeye attım. Aslında meyve sadece bir bahaneydi. Brandra, ben onların birazcık baş başa kalmalarını ve sorunlarını çözmelerini istemiştim. Ama havanın böyle olacağını hiç tahmin edemedim. Ne yapacağız? İkisi için de çok korkuyorum. Ne yaptın sen Sakshi? Onları yakınlaştıracağım derken şimdi de öldürteceksin. Purvi'yi evlendireceğim derken iyice delirdin. Bence gidip hemen onları bulmalıyım. Hayır Brandra, gitmene izin vermem. Zaten onlar fırtınaya yakalandı. Eğer sen de gidip dışarıda mahsur kalırsan ben dayanamam. O hayır. Zaman... Yenge, ben doğru mu duydum? Hizmetçiler Whipple ve Purvi'nin dışarıda kaldığını söyledi. Dışarıda fırtına kopuyor yenge. Ben onlarla ilgileneceğim. Tamam mı? Onları bulacağım. Size gerek yok. Gitmene izin veremem. Sakshi, gitmek zorundayım. Onlar bana emanet. Eğer bir şey olursa kendimi affedemem. Gitmek zorundayım, tamam mı? Hayır Brandra, hayır. Ramu, arabayı getir. Brandra, abimi durdurma. En doğrusunu yapıyor. Bak, Purvi genç bir kız. Ve Whipple da çocukluk arkadaşı. Umarım onlar yakınlaşıp yanlış bir adım atmazlar. Yani dışarıda hava çok kötü. Üşümüş bir şekilde sabah edecekler. Umarım kontrollerini kaybetmezler. Yani demek istediğim... Ne demek istediğimi anlıyorsun değil mi yenge? Beni anlıyorsun, öyle değil mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.